1. Şekilde dikdörtgen şeklindeki bir halanın deseni verilmiştir. Bu halanın desenindeki dikdörtgenler eş ve halanın çevresi 7.2 metre olduğuna göre boyalı dikdörtgenlerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi bu dikdörtgenler eş ise her bir dikdörtgenin uzun kenarına A diyeyim, kısa kenarına B diyeyim. Bu şekilde doldurursak Elimize ne geçecek bir bakalım. Şurası B. A, B, A, B. A, A, A. A. Toplam 3 A, 6, 7, 8, 9, 10 A. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6 B. Eşittir. 7,2 metre. A ve B'yi birbiri cinsinden bulabilir miyim? Evet. Şuraya bakarsanız kısa kenar B'ydi. 3B eşittir A. Dolayısıyla A yerine gidip yazarsam. 10 çarpı 3B artı 6B eşittir 36B. O da eşittir 7,2 metre. Buradan B eşittir 0,2 metre. A eşittir. Bunun 3 katı olduğu için 0,6 metre çıkacaktır. Burada bize sorduğu boyalı dikdörtgenlerin alanların toplamını soruyor. Dolayısıyla kaç tane dikdörtgen var boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 çarpı A çarpı B eşittir. 6 çarpı A yerine 6 bölü 10 yani 0,6. B yerine 2 bölü 10 yazarsak ne haber? 72 bölü yüz yapar. Bu nedir? Metredir. Bana santimetre kare olarak soruyor. Dolayısıyla metre 100 ile de çarparsam desimetre kare yapar. Bunu da 100 çarparsam santimetre kare yapar. Cevap Denizli. 2. Şekilde bir evin krokisi metre cinsinden uzunlukları ile gösterilmiştir. Bu evin banyo, giriş ve mutfak zemini bir kenarının uzunu 20 cm olan kare şeklindeki kalebodurla döşeneceğine göre kaç tane kalebodur kullanılacaktır? Nereyi istiyor bizden? Banyo, giriş ve mutfak. Mutfak burası. Nedir alanı? 4x4, 16 metrekare. Daha sonra banyo ve giriş. Yani ikisi beraber. Şuradaki dikdörtgen olacaktır. Burada bilmediğim uzunluk ne var? Şurası. Karşısı 8 metre olduğuna göre ikisi burada 4'ü burada 6 geriye kalıyor 2 metre. Yani dikdörtgenin şu uzunluğu 4 metre yapıyor. Daha sonra dikdörtgenin uzun kenarını da biliyorum. Nereden? Yukarıdan 9 metre. 5 artı 4. Dolayısıyla buradaki büyük dikdörtgenin alanı 4 çarpı 9 36 kare yapar toplamda 36 artı 16 eşittir 52 metrekare 52 metrekarelik alan bir kenarı 20 santimetre olan kare şeklindeki kalle bodurlarla düşüneceğine göre 52 metre karelik alan yüzde çarp desimetre kare yüzde çarp santimetre kare bu alan bir kenarı 20 santimetre olan kare alanı 20 çarpı 20 400 cm kare yapar. Ne kadar? Ne kadar kale lazım? Sadeleştirmemizi yaparsak 2'ye böl 26 bir daha 2'ye böl 13 cevap 1300 olur. Edirne. 3. Boyutları 60, 80 ve 100 cm olan bir kolinin içine bir kenarının uzunluğu 20 cm olan Küp şeklindeki kutulardan en fazla kaç tane yerleştirilebilir? Burada direkt hacim hesabından gidebiliriz. Kolinin hacmi nedir? 60 çarpı 80 çarpı 100'dür. Küp şeklindeki kutuların hacmi nedir? Her kenarı aynı olacağı için 20 çarpı 20 çarpı 20. Kolinin hacmini bu küp şeklindeki kutu hacmine bölersek elimize kaç tane küp yerleştirebileceğimizin sayısı geçer. Ve dikkat ederseniz kolenin her bir kenarı da 20'nin katı olduğu için küp şeklindeki kutular bu koliye tam olarak oturacaktır. Sadeleştirmemizi yaparsak burada 2 0 gitti. Bir 0 daha gitti. 2 çarpı 2 4. 2 tane daha 8. Paydayla şuradaki 8 gitti. Cevap 60. Bursa. 4. Şekilde eş büyüklükteki pencerelere sahip bir binanın önden görüntüsü metre cinsinden uzunlukları ile verilmiştir. Görünen pencerelerin etrafına ve kapının alt tarafı hariç etrafına uygun malzemeden yapılmış lastik döşenecektir. Buna göre lastikten kaç metre kullanılmalıdır? Şimdi burada yapmamız gereken pencerelerin çevresini hesaplamak. Uzun kenarı 1 metre, kısa kenarı 0.5 metre. Karşısı da 0,5 olacaktır. Kısa kenarın. Uzun kenarın karşısı da 1 metre olacaktır. Dolayısıyla 0,5, 0,5, 1, 2, 3. Pencerenin çevresi 3 metre. E bundan 4 tane var ve hepsi birbirinin aynı ise bu şekilde hepsinin çevresi 3 metre olacaktır. Kapıda ise alt kenar hariç 2 tane uzun kenar, 1 tane kısa kenar olacaktır. Dolayısıyla 2, 2 daha 4, 1 daha 5. 4 tane de 3 var. 12 metre. 5 metre de kapıya gider. Cevabımız 17 metre. Yani Adana. 5. Ahmet tamamen meyve suyu ile dolu olan sürahi'den 2 tam dolu bardak meyve suyu içmiştir. Sürahi'de kalan meyve suyu tüm sürahi'nin 4/5'i olduğuna göre, 4/5'i olduğuna göre bu sürahi kaç bardak meyve suyu alır? Sürahimizi çizelim. Tam dolu diyelim ki bütün hacmi 5x kadar olsun. 2 ee, bardak meyve suyu aldıktan sonra ne kadar kalmış? 4 bölü 5'i kalmış. Yani 4 bölü 5'i 5x'in ne haber? 4x kalmış. Dolayısıyla alınan su miktarı x kadar olacaktır. Yalnız bu x kadar meyve suyu 2 bardağa tekabül ediyorsa 4x kadarı ne haber? 8 bardağa tekabül eder. Toplamda 10 bardak olur. Cevap Bursa. 6. Yukarıda ayrıtlarının uzunlukları 8 desimetre, 5 desimetre ve 6 desimetre olan bir akvaryum verilmiştir. Başlangıçta boş olan bu akvaryumun hacmi 10 litre olan kaç damacana su ile tamamen doldurulmuştur? Yapmam gereken bu akvaryumun hacmini bulmak. Bütün kenarların uzunluklarını çarpmam gerekiyor. 8 çarpı 5 çarpı 6 eşittir. 240 desimetre küp. Hatırlamamız gereken şey 1 desimetre küp 1 litreydi. Dolayısıyla 240 desimetre küp ne yapar? 240 litre yapar. 240 litreyi bir tanesi 10 litre olan kaç tane damacana ile doldururum? Yapmam gereken 240 bölü 10 eşittir. 24 adet damacana kullanırım. 6 Adana. 7. Kütlesi ihmal edilen silindir şeklindeki ölçekli bir kabın 2 bölü 5'inde un varken kütlesi 40 gram gelmektedir. Bu kaba bir bardak un eklendiğinde kabın kütlesi 50 gram olduğuna göre bu kap kaç bardak daha un ile tamamen dolar. Şimdi kabımızı çizelim. Bu kapta 2 bölü 5'i kadar un varken Şuraya 2 bölü 5. 40 gram geliyormuş. Kabın ağırlığını ihmal ediyoruz. Daha sonra bu kaba bir bardak un eklendiğinde kabın kütlesi 50 gram oluyormuş. Yani buraya bir bardak koyduğumuz zaman toplam ağırlığı 50 gram olacak. Dolayısıyla bir bardak un 10 gram yapar. 50 eksi 40. Bir bardak un 10 gramsa 40 gram 4 bardağa denk gelir. Yani şu an kabımızda 5 bardaklık un var. Bize ne demişti? 2 bölü 5'inde un varken kütlesi 40 gram gelmektedir. Yani 2 bölü 5'i 4 bardak ise 40 gram neydi? 4 bardaktı. Tamamı nedir? Burada x eşittir 4 çarpı 5 bölü 2 olacaktır. O da eşittir. 10 bardak yapar. Cevap ne olacak? Tamamı 10 bardaksa şu an 5 bardak varsa 10 eksi 5 eşittir 5. Cevap denizli. 8. Taban yarıçapının uzunluğu 8 cm ve yüksekliği 15 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki kabın 3 bölü 5'i su ile doludur. Bu su küp şeklindeki bir kaba boşaltıldığında kap tamamen doluyor. Buna göre küp şeklindeki kabın bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? Silindirimizi çizersek ne olacak? Şuraya R diyelim. Yüksekliği de H. Bunun 3 bölü 5'i su ile doludur. Bu suyu alıyoruz bir kenarı diyelim ki A santimetre olan bir küpe boşaltıyoruz. Silindirin toplam hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. İçindeki su ne kadar? Bu hacmin 3 bölü 5'i. Bu hacim neye eşit? İçine boşalttığımız küpün hacmine eşit olacaktır. Küpün hacmi nedir? A küp. Burada değerleri yerine koyarsak pi'ye 3 koymamız gerekiyor. 3 çarpı yarı çapının uzunluğu 8. 8 çarpı 8. Yükseklik 15. Sonra bu hacmin 3'te 5'i, 5'te 3'ü pardon eşittir a küp. Şurada 5'ler sadeleşti. 3. 3 tane 3'ü gördüm. Nedir? 3'ün küpü çarpı 8 kere 8, 64. 64 neyin küpüdür? 4'ün küpüdür. Eşittir A küp. Burada 3 çarpı 4'ü nasıl yazabilirim? 3 çarpı 4'ün küpü. Dolayısıyla içerisi 12 yapacaktır. 12'nin küpü. A eşittir. 12 olur. 8 Ceyhan. 9. Taban ayrıtlarının uzunlukları 30, 40 ve yüksekliği 50 metre olan bir odanın tabanı ve tavanı hariç geri kalan kısmı boyanacaktır. Buna göre boyanacak kısmın alanı kaç metrekaredir? Şimdi odamızı 3 boyutlu olarak hayal edersek şu şekilde şu yukarıda kalan kısmı tavanı bir de bunun tam karşısı tabanı olacaktır. Elimizde kalan alan nedir? 4 duvar olacaktır. 4 duvar yüksekliğimiz nedir? 50 metre. Her duvarın yüksekliği 50 metre. Elimizdeki alanlar bu odaya yukarıdan bakalım. Uzun kenarın yükseklikle yani tavana kadar olan uzunlukla oluşturduğu alan uzun kenar 40 metre. Bir de kısa kenarın tavana kadar olan yükseklikle oluşturduğu alan. Ve bunlardan iki tane olduğu için ikişer tane olacaktır. Yani birinci alanımız kısa kenarın oluşturduğu kısa kenarın tavana kadar yükseklikle oluşturduğu alan 30 çarpı 50 bundan iki tane var artı uzun kenarın tavana kadar olan yükseklikle oluşturduğu duvar alanı yani 40 çarpı 50 bir de karşısında iki tane olacak. Eşittir. Burası 3000. Burası 4000. Toplamda 7000 metrekare olacaktır. Cevap Ceyhan. 10. Yukarıda bir kenarının uzunluğu 10 cm olan karelerden oluşan bir kağıda çizilmiş bir şekil verilmiştir. Bu şeklin boyutları 5 bölü 6 kadar küçültüldüğünde alanı kaç santimetre kare olur? Şimdi hesaplama kolaylığı açısından şeklimi şu şekilde böleyim. Şu tam bir yarısı. Bir de şunlar. Şimdi buradaki taralı kısım nedir? 1'e 2 olan dikdörtgenin yarısı. Aynısı burada da var. 1'e 2 olan dikdörtgenin yarısı 1 çarpı 2. Dikdörtgenin alanı 2 birim. Yarısı 1 birim. Şurası 1. Aynısı burada da var. Burası da 1. Şuradaki üçgenin alanı nedir? Taban 3 çarpı yükseklik 1. Bölü 2. Yani 3 bölü 2 birim. Aynı üçgenden burada da var. Burası da 3 bölü 2 birim. İçeride de 4 birimlik karemiz var. Alanı da 4 birim. Toplamda 3 bölü 2 burada. 3 bölü 2 burada. Artı 3 bölü 2. Artı ortadaki kare. Artı şuradaki küçük üçgenler. 1 artı 1. Toplam ne var? Şurası 3 yapar. 7, 8, 9. 9 birim karelik alanımız var. Bir birim kare nedir? 10 çarpı 10 100 santimetre karedir. Şuradaki birimimiz burası. Eşittir. 10 çarpı 10 eşittir. 900 santimetre kare. Şimdi bize ne diyor? Bu şeklin boyutları 5 bölü 6 kadar küçültülecek. Şimdi 900'ü diyelim ki kare gibi düşünelim. 30 çarpı 30. Bunu 5 bölü 6'sı ne kadar yapar? 6'ya böl. 5 ile çarp. Her iki uzunluğu da. Şuradan 6 ile 30 sadeleşir. Ne yapar? 5. 6 ile 30 sadeleşti. 5. Eşittir. 25 çarpı 25 yaptı. İlk durumda orijinal şeklimiz 30'a 30'du. Her bir uzunluk 25 küçültülürse elimizde ne kalır? 5 çarpı 5 kalır. Şöyle yaparsak bir de şöyle çizelim. Dolayısıyla uzunluklarımız 5'e 5 oldu. 5 kere 5 eşittir 25. Ee, ne oluyor? Santimetre kare. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. Burada 5 bölü 6'sı kadar küçültmek için ilk önce 5 bölü 6'sı nedir onu bulduk. 25'e 25. E 25. Orijinalimiz 30'a 30'du. 30'un 5 bölü 6'sı 25. 25 kadar küçülttük 30'u. Geriye kaldı 5. Dolayısıyla bir uzunluğu 5 olan kare gibi düşündüğüm 5 çarpı 5 eşittir 25 oldu. Cevap Edirne. Ya da bu soruyu daha kısa yoldan eğer 5 bölü 6 kadar küçültüldüğünde diyorsa 1 bölü 6'sı kadar olacaktır. Yani 900'ün 1 bölü 6'sını bulmak lazım. Tabi alanla uğraştığımız için küçültme oranının karesini hesaba katacağım. Eşittir 900 bölü 36 olacaktır. Bu da bize aynı cevabı verecektir. 3'e bölersek 12, 3'e böldük 300, 3'e böldük 4, 3'e böldük 100, 100 bölü 4 eşittir 25. Yine aynı cevabı verecektir. 11. Bir kum saatinin içinde bulunan kumun 2 bölü 3'ü 40 dakikada aşağı tarafa geçtiğine göre bu kum saatinin geri kalan kısmı kaç dakikada aşağıya geçer? Şimdi kum saatinin 2 bölü 3'lük kısmı 40 dakikada aşağıya gidiyorsa geriye ne kaldı? 2 bölü 3, 1 eksi 2 bölü 3, 1 bölü 3'lük kısmı kalmıştır. Ne kadar sürede aşağıya gider? İçler dışlar çarpımı soru işareti eşittir. 40 çarpı 1 bölü 3 bölü nedir? 2 bölü 3. Burada 3'ler gider. 40 ile 2 sadeleşir. 20. Cevabımız 20 dakika olacaktır. Denizli. 12. Taban yarıçapının uzunluğu 0,5 metre olan silindir şeklindeki çöp tenekesine içine düşmeyecek şekilde daire biçimde yapılacak en küçük kapağın alanı kaç pi metrekare olur? Burada yapacağımız dairenin alanı çöp ağzının alanına eşit olması gerekecektir. Çünkü bize en küçük değerini soruyor. Çöp ağzı daire şeklinde alanı pi r kare. R nedir? Yani yarıçap 0,5 metre. Dolayısıyla pi çarpı 0,5 karesi. O da eşittir pi çarpı 0, 25 kaç pi metrekare olur dediğine göre bunun cevabı metrekaredir. Eşittir 0.25 pi'ni yerini değiştirebilirim. 0.25 pi metrekare. Cevap Bursa.